Evet, eşinden özür diledi. Yolu pankartlarla donattı. İlginç görüntülere gidiyoruz. Ne olur beni affet diye. Sen yap 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 hataları. Sonra yaz yol boyunca affettim bakalım. Ya. Hadi bakalım. Öyle kolay ama mı? Gurur da okşayıcı bir şey bir taraftan ya. Ne yaptığına bağlı. Eşinden özür diledi. Yolu pankartla donattı. Kocaeli'de bir vatandaş suçu neydi bilinmez, eşine kendisini affettirmek istedi, ilginç bir yola başvurdu. Yol kenarını ilginç notların bulunduğu pankartlarla donattı. Pankartlardan birinde yer alan Bir Dönemin Fenomen dizisi Ezel'den gönderme dikkatlerden kaçmadı. Bir süre sonra caddedeki tüm pankartların kaldırıldığı öğrenilirken eşinden özür dileyen vatandaşın akıbeti ise merak konusu oldu. Ya bu bence tıpkı hani az önce kavgalarını sosyal medyada paylaşanlar var ya, yine kavganın başka bir şeklini herkese özür gösteriyorum dilerim, bak. Beni affet sevgilim. Tabi bu masum olanı açıkçası ama. Bilmiyorum ben, ne yapmış ki kim bilir. Tamam kalpler. Ne yaparsa yapsın da itirazım şurada. Yani yola bu yapılmaz. Çünkü dikkat dağıtıcı bir şey. Ben yolda giderken öyle bakarım ederim vesaire. Ondan sonra 2-3 insanın canına kıyıyor isem. Bakarsın ne bileyim, çünkü hani kaza yapıyor isem aman yani o yüzden takdir etmiyorum. Bu evet. Tamam ya git herhangi bir yerde evinin odasına duvarlarına ne vesaire yazıyor, bir tanesini yap. Okusam mı? Affet beni sevgilim, özür dilerim. Var bir tane böyle uzun uzun metiyeler düzdüğü bir şey de var ama. Seni çok seviyorum prensesim. Okuyup seçebildiklerimi görüyorum ama bu ve bunun gibi şeyler. Küçücük dünyamın büyük aşkı vesaire. Ya belli ne diyor? Ha, kızının hatırını affet. Yani bir de çocuk da var ortada. Tabii yani sonra baba, tazminat davası açılırsa 400 milyon gibi bir şey istenirse oradan korkuyor olabilir. Son arkadaş. Pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Reklamlar. Reklamlar efendim. Az sonra sizlerleyiz.